maden şirketinden herhangi bir şikayetimiz yok. Köylülerimde madenin çalıştığından yana. Biz o madenden de çok çok fazla da yararlanıyoruz zaten. Köylülerim de yararlandı ama şu anda kapan olduğundan dolayı yaklaşık bir senedir falan kimse bir yararlanamıyor ama. Maden açılsa Köyceköy'lü biz bu işten yararlanacağız. Açılmasını da bekliyoruz. Ama işte nedense bir şekilde de açılamıyor. En kısa zamanda inşallah açılır da köylüler de bir topak ekmek yer. Bu maden sahası çalışırsa bize ne zarar verir? İşte siyanür zehirler diyorlar. Ne zehirlemez ya? Siyanür insanı mı zehirliyor? Orada bu Uşak'taki insanlar zehirleniyor mu? Maden çalışıyor da. Yani atıyorum bu tip şeylerle insanların beynini çelmiş çalışıyorlar. Biz bunlara inanmıyoruz. Biz bu maden çalıştığından yanayız. İnsanına atıyorum şu anda sabırsızlıkla bu madenin çalışmasını bekliyor. İnşallah en kısa günde açılır. Yerin altında duran madenin kime faydası var? Vatandaşa faydası olsun. Yani oradaki o maden çıksa insanlar da yararlanacak. Devlet de bizler de bu madenden. Zaten yani madeni hiç çıkarmadan adam bizi yararlandık. İnşallah çıkardığına daha çok yararlanırız. Asfaltımız yapılır da bak köylerimizin yollarıdır, taşlarıdır. Eksik devlet hepsine eremiyor. Ama biz şimdi bu maden burada çalışsa biz bunların hepsine de yetişeceğiz. Bu madenden genel olarak hepimiz yararlanacağız. Madende çalışan arkadaşlar şu anda 20-25 kendi köyümden çalışan insanım vardı. İşten çıkartıldı. Şu anda insanlar hepsi işe muhtaç. Yani şu anda çok zorlanıyorlar. Bu adamlar ne yapacak? Buradan işte 3-5 kuruş bir madenden gelir elde edecek. Çoluğuna çocuğuna bakacak. Yani biz madenin hemen açılmasını acil bekliyoruz da inşallah çok kısa günde de açılır diye de umut ediyoruz.